fenericimizi aldık, peti seçtik, yukarıdan rubber bandı aktif hale getirdik. Sonra çizim yapmaya başlıyoruz. Aynı kuraldaki gibi çiziyoruz. Kırmak için alta basılı tutup son noktaya tıklıyorum ve kırma işlemi yapıyorum. Şöyle istediğim şekilde çiziyorum. Ben şimdi biraz daha hızlı bir şekilde arkadaşlar gösterdiğim için şöyle çiziyorum. Sonra siz biraz daha titiz çiziyorsunuz tabii ki. Çizimi tamamladıktan sonra şimdi Photoshop'ta şöyle bir özellik var. Photoshop'ta bir işlem yapmak için bir yeri penle çizsem de illa seçim alanı yapmak zorundayım, tamam mı? Seçmek için, taşımak için, kopyalamak için, boyamak için. Yani sadece belli bir yere çizdiğim yere işlem yapmak için orayı seçim alanı haline dönüştürmek zorundayım. Penle bir çizim yaptığımda onu seçim alanına çevirmek için de Ctrl ile Enter, Kontrol ile beraber Enter'a basıyorum. Seçim alanı haline dönüştürüyorum. Sonrasında istersen boyarım. Mesela buradaki rengi Alt D, T ile de backseçebiliyorsunuz. Direkt üzerine boyama yapabilirim. Ya da gelip geri alalım şöyle. Ya da gelip Color Replicant ile boyamak istediğimde belli bir rengi sadece onun içerisini boyuyorum. Bakın etrafına boyama yapmıyor. Yani sadece seçtiğim yere boyama yapıyor gibi. Ya da başka sayfaya taşımak istediğimde üzerinden tutup şuradan hemen iki sayfayı yan yana koyalım mesela. Üzerinden tutup taşıdığımda sadece çizdiğim yeri taşıyabiliyorum. Onun için ne yaptım? Penle çizerek işlem yaptım.